Arkadaşlar merhabalar. Üçgende kenar ortayın 4. testindeyiz dostlar. Bakalım ne diyor sorularımız, hocalarımız bize nasıl sorular hazırlamış. Halit hocam ve İsa hocam. Birinci sorumuz. Şimdi 8 ise şurası da ağırlık merkezi ise dostum. Öncelikle burası bir kere 2x bu 1. Madem ki bu bir kenar ortay, burası 5 bu 2. Kenar ortay 2'ye bölecek. 8 ise burası da 8. Bak dostum ne gördüm? Şurada büyük bir ikizkenar üçgen var. 10, 10. İkizkenar üçgende indirilen kenar ortay 2'ye böldüğü gibi yükseklik de olacak, açı ortay da olacak. Bunları bir yazalım gördüğümüz şeyleri. Buna göre x kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Dostum ben bir de şurada 6, 8, 10 üçgeni gördüm. Buranın toplamı 6. Burası 6. Ağırlık merkezinden dolayı 2'ye 4 diye de burayı böldük. Hemen şurada bir Pisagor çakalım. Bak şu kısımda. 2 var, 8 var. 4 katıysa küçük olanın kök 17 katı olacak. Yani 2x 2 kök 17 gelecek. Dolayısıyla x eşittir. Kök 17 çıktı. Birinci sorumun cevabı. Geldim 2 numaraya. Evet 2 numara. Şöyle okunuyor mu diye de bakıyorum sorular. Evet okunuyor. DE paraleldir AC'ye. Dostum madem ki paralel, şuralar tam orta noktalar olacak o halde. Çünkü neden? A'dan geçen kenar ortay G ağırlık merkezinden geçiyorsa bu bir kenar ortay. Kenar ortay burayı 2'ye bölecek 15-15. Paralel olduğundan dolayı bu tarafta 2'ye bölünecek diyelim. Hatta bu ne oldu? Orta taban oldu dostlarım. İşte bu doğru paralele dik geliyorsa en son indiği yerde de dik olmak zorundadır. Bunu da yazalım. Bakın bu doğru hem kenar ortay oldu ağırlık merkezinden geçtiği için hem de yükseklik oldu. O halde açı ortay da olacak ve bu üçgen 30 ise burayı da 30 olacak şekilde ikiz kenar olarak bölecek. 15-15 de buralara paketledim. AFX nedir diye bir soru sormuş bize. AF neresi bir görelim. Heh, şurayı soruyor. Şu AF dediğimiz yer burası. Dostum bir de şunu konuşalım. Şimdi 3-1-2 kuralı vardı. Bakın 1 dediğim yere 4 düşmüş. 3 dediğim yere 12 düşecek. 2 dediğim yere de 8 düşecek o halde. Peki şurada bir bakın 9-12-15 üçgeni çıktı. Burası 9. Burası da 9 geldi. Bu adam 9-18'miş. O halde burası 36 olacak. Neden hocam? Çünkü orta tabandı. Tabanın yarısı olacak. 36 da burada 2'ye bölünmüş. 18-18. Yani sorumun cevabı çıktı. 18 dedim. Evet 3 numaraya bakıyorum. Şimdi önce G ağırlık merkeziymiş. Bulundukları kenarların orta noktaları ise G noktası ağırlık merkezi zaten oluyor ister istemez. Madem ki ağırlık merkezi 10 ise burası 5. 8 ise burası 4. 3 ise burası da 6 olacak. Bunları bir yazdık. Hatta X ise burası da X gelecek dostum. Buna göre X kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Hemen şunu yapalım bakın. Şuradaki üçgene bakın sadece arkadaşlarım. Şöyle taradığım şu üçgene bakın. Buradaki şu 4 santimlik doğru. Bu üçgenin kenar ortayı oldu değil mi dostlar? Ben burada şimdi kenar ortayın uzunluğu formülünü yapacağım. Şöyle bir formül var arkadaşlar ama baştan söyleyeyim. Bu formül biraz gıcıktır. Hem de üniversite sınavında çıkacağını ben zannetmiyorum. Düşünmüyorum dostlarım. Ola ki sordular. Büyük bir ihtimalle de formülü sorunun başında verir. Der ki bir üçgenin kenar ortay uzunluğu şu formülle bulunuyordur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorunun cevabıdır diye sorar. Şimdi formül şu. Kenar ortay 4. Kenar ortayın karesinin 2 katı. 4'ün karesi ne yapar? 16. 2 katı ne yapar? 32. Eşittir. Kolların kareleri toplamı. Yani 100 artı 16. Şey 36 pardon. 136 yapar. Eksi İndiği kenar var ya şu 2x. Bu 2x'in karesinin yarısı. Yani 4x karenin yarısı 2x kare. Şimdi hadi gelin 2x kareyi buraya atalım. Artı gelsin. 32'yi buraya atalım. 104 mü kalıyor arkadaşlarım? 104. 2'ye bölelim. X kare eşittir 52. X eşittir kök 52. O da 2 kök 13. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet 4 numara. Dik üçgen demiş. 45-45-90 dik üçgeniymiş bu arkadaşlarım. Burası da 45 yazalım. AD eşittir
DA tamam. DG kök 5 ona da eyvallah. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Buna göre X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Evet. Güzel de bir soru olmuş şimdi. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Bir başlayalım. Şuradan bir muhteşem üçlü denemeye başlayalım dostlarım. G madem ki ağırlık merkezi burada K'ya 2K oranı var. Muhteşem üçlüden bu da 3K. Bu da 3K'dır diye bir yazalım bakalım. Şöyle bir başlayalım soruyu çözmeye. Şimdi bu ikiz kenar olduğu için burası da 90 derecedir. Burası da 45'tir. Burası da 45'tir. Şurası 3K. 3K, 3K'nın kök 2 katıdır. Buraya da 3K kök 2 bölü 2 kalır. Bunu da söyledik. Şuradan bir diklik indirsek. Şöyle bir diklik indirdim. Şuna dik olsun diye yaptım bunu arkadaşlarım. Bu dikliği bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Evet, şurada 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Hipotenüs 2K ise burası K kök 2 gelecek. Şuraya K kök 2. Buraya da K kök 2 gelecek. Hatta 3K kök 2 bölü 2'den K kök 2'yi çıkartırsam şurası K kök 2 geliyor değil mi? Doğru söyledik değil mi? K kök 2, K kök 2. Burası çünkü 2K. Yok. Şurası 3K kök 2. Ha, tamam. Burası toplam 3K kök 2 bölü 2. Şimdi K kök 2'yi çıkartalım. 2K eksi K kök 2 bölü 2 kalıyor lan. Eksi bir sayı kalıyor. Bir yanlışlık mı yaptık? Hadi bir daha bakalım buraya. Şu kısma bir daha bakalım. Şimdi neler söyledik? Şuradan bir diklik indirdik bir kere. Buraya K, buraya da 2K'yı yazdık. 3K ise buraya da 3K, buraya da 3K dedik. Hatta 45, 45, 90'dan 3K, 3K, burası 3K'nın kök 2 katıdır dedik. E burası da 3K'nın kök 2 katı olacak. O halde şurası 3K, şu kısım 3K kök 2'nin yarısı. Burası da 3K. Kök 2'nin yarısı gelecek dedik dostlarım. Şimdi başka şurayı birleştirirsem bu bir orta taban olacak. Burası da 3K kök 2'nin yarısı. 3K kök 2'nin yarısı gelecek. Şurası 90 derece, burası 90 derece oldu. Ya bunun en güzel çözümü şuradan olur. 2K 45 45'tir buralar. 2K'yı da kök 2'ye bölelim. 2K kök 2 bölü 2'den ne geldi? K kök 2. Şurası K kök 2. Şimdi toplam 3K kök 2 bölü 2'den de K kök 2'yi çıkartacağız ki şu mesafeyi bulalım biz. O da ne yapıyor? 2K 3K kök 2'den 1K kök 2 bölü 2 geliyor. Tamam, buraya kadar her şey doğru. Doğru yapmışız arkadaşlarım. Şurası neydi? K kök 2. Hemen Pisagor bağıntısını yapalım. K kök 2 bölü 2'nin karesi 2K kare bölü 4 artı k kök 2'nin karesi 2k kare yapar. Şunlar bir sadeleşsin, 2 kalsın. 2, 4, 5k kare bölü 2 eşittir dostlarım. Hipotenüsümüz kök 5 olduğu için kök 5'in karesi 5'e. 5'ler gitsin. K kare 2. K'yı da kök 2 bulduk. K kök 2 ise 6K'yı soruyor. 6 kök 2 yaptık arkadaşlar. Evet, biraz karıştık soruyu arkadaşlar. Keşke önceden bir çözebilsem ben soruları. Hani vaktim olsa da önceden bir çözmeye çalışsam belki direkt daha kısasını da görebilirdik ama idare edeceğiz artık bununla. Şuna bakalım hemen. Şimdi G ağırlık merkezi demiş mi? Evet. O halde burası K birimse şu uzunluk 2K birim. Hatta bu 2K'nın şurası da K'ymış. Demek ki buraya da K kaldı. Bu 1. Muhteşem üçlü yapacaktık. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. Burayı 2'ye bölsün. Şu bir kenar ortaydır. Bu da burayı 9, 9 diye 2'ye bölmüştür. Şu doğruya dikkat edin arkadaşlar. D, E'ye bakın. Burayı da 2'ye böldü. Burayı da 2'ye böldü. O halde AG'nin kesinlikle ama kesinlikle yarısıdır bu. Orta tabanıdır dedim. Şimdi burası 12 ise buraya da 12 yazalım. Bakın 18, 24, 30 üçgenidir bu. Buraya 30 diyelim. 15, 15'i yazdım. Muhteşem üçlü var. Bu da 15 olacak. Hatta 5'e 10 diye bölünecek. Onu da yazdık. Son darbe orta taban darbesi. Yarısı olacaktı onun. DE'yi 5 bulduk. Sorunun cevabı Bursa'dan geldi. 6 numaradayım. AE açıortay. EG BD'nin
15'te 1'iymiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. 15'te 2'siymiş pardon. BD'ye 15K diyelim. G ağırlık merkezi ise şurası 5K. Şuraya kadar olan kısımda 10K olacak. EG'ye de 2K diyeceksin diyor. Şu araya da 2K yazdım. 15K olması için 8K mı kaldı buraya da arkadaşlar? Şimdi açıortay teoremini yapalım hemen. Açıortayın ayakları 8'e 7. Kolları da 8M'ye 7M olacak. Ne diyor? AB bölü DC. 8 bölü, şimdi DC de 7M'dir değil mi? Çünkü bu kenar ortaysa burayı 2'ye bölecek. 8 bölü 7'yi istiyor. 6. sorunun cevabı Bursa'dan geldi dostlar. Evet. 7 numaraya bakalım hemen. Diyor ki 7 numara. AF ile, şöyle gösterelim mi? AF ile BE'nin kesişimi G noktasıdır. Paralellik var yine. DE paralel BC'ye. Tamam. DE paralel BC ise şimdi şurası kesinlikle bir kere 2'ye bölündü. Neden? Çünkü bu BE kenar ortay değil mi? G'den geçtiğine göre. Peki burayı 2'ye böldüyse bu AD ile şurayı da 2'ye böldü. Hatta 3, 1, 2 kuralı var. Yani şurası 3x'tir. Burası 2x'tir. Ve hatta orta tabanımız var. Burası 18 ise şu adam 9. Burası 18 ise kenar ortay olmasından sebep bu da 18. Bak burada ne var? 18 şu üçgene bak. 18, 24, 30 üçgeni. Demek ki 6x eşittir 30, x eşittir 5 kendiliğinden çıktı sorumuz. 8 numarayı okuyoruz dostlar. İkizkenar dik üçgen şeklindeki kağıt. A noktasından 3 birim uzaklıktaki D noktasından başlayarak şurası 3 birim. DE boyunca kesildikten sonra üstteki küçük parça aşağıdaki şekildeki gibi alt tarafa taşınıyor. Tamam, şurayı gösterelim şimdi. Şuradaydı önceden üstteki küçük parçamız. Şöyleydi. Şurası 3 birimdi. A noktasıydı. Alt tarafa taşıdık arkadaşlar. E üssü C. E üssü C. Şurayı da 3 birim vermiş. Tamam. Şuralar 45-45. A ile B 45'er derece geldi. O halde şu ED 3 çıktı dostum. 3, 3. Şurası tabii ki 3 kök 2. Bak burada da BE üssü de 3 geldi. Demek ki şuranın tamamı 6. O halde şu AB de olacak 6. Şimdi şu B'den muhteşem üçlüyü yapan kenar ortayı çizeyim. İkiz kenar olmasından sebep bu diklik dik olacak aynı zamanda. Ve açı ortay olacak. Şu açı 45. Şimdi 6, 6. Burası 6 kök 2 normalde. Tabi bu kenar ortay 3 kök 2'ye 3 kök 2 diye böldük. Kendi de 3 kök 2 oldu. Hatta 1'e 2 oranında şurası kök 2. Şu BG mesafesi 2 kök 2 oldu. Şimdi aynı muhabbeti şunun için yapalım. Bakın buradan da bir ikiz kenar olduğundan dolayı hem kenar ortayımı indireyim. Burası da açı ortay olacak. Şurası 45, yani şu iki kenar ortayın arasındaki açı 90 derece geldi şurası. Peki 3, 3, burası 3 kök 2. Dostum o zaman burayı 2'ye böldü. 3 kök 2 bölü 2. 3 kök 2 bölü 2. Muhteşem üçlüden şurası da 3 kök 2 bölü 2. Hatta buraya 1 kök 2 bölü 2. Buraya da 2 kök 2, yani BF dediğim şu uzunluk 2 kök 2 bölü 2. Hatta bunlar gitsin kök 2. Dostum hadi gel şurada bir Pisagor yapalım. Bak şu taradığım üçgende Pisagor yapalım. Zaten aranan yer geliyor. X kare eşittir. Bir 2 kök 2'nin karesi, bir de artı kök 2'nin karesi gelecek. 8 bu. 2 de buradan geliyor. 10. Cevabım kök 10 geldi Bursa'da. 9 numarayı okuyoruz dostlarım. Birim kareli kağıda yerleştirilmiş A, B, F ve CEB üçgenlerinin hipotenüslerinin kesim noktası Denizli'dir. Tamam. Şimdi birim kareleri yerleştirilmiş. Bak burası da 3 birim, burası da 3 birim. Şurası 4 birim, burası da 4 birim. Demek ki ben şurayı çizersem kardeş, bu adam şu kenar ortay, bu kenar ortay oldu, burası ağırlık merkezi. Hatta bak 6, 8, 10 üçgenidir bu. Peki şurada bir K'ya 2K muhabbeti var ağırlık merkezinden. AD'yi soruyor bana. 2K'yı soruyor. Ben şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yapayım. 4, 6 Pisagor yaparsam 3K'yı ne bulurum dostlarım? 3K, hani 4, 6 bizim çok meşhur klasik bir üçgenimiz. 2 kök 13 bulurum.
O halde k ne çıkar buradan? 2 kök 13 bölü 3. Bana 2k'yı soruyor. Çarp 2 ile bunu 4 kök 13 bölü 3 çıktı. 9. sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 10 numarayı okuyorum şimdi. ABC üçgen şeklindeki kağıdın ağırlık merkezi G noktasıdır. Bu kağıt AG, BG ve CG doğruları boyunca kesilip 3 parçaya ayrılıyor. Pekala. Elde edilen parçalarda AG diktir BG'ye. AG diktir BG'ye. Şurası 90 dereceymiş. Tamam. Ve AB 4 kök 5. Şurası 4 kök 5. Buna da eyvallah. BG 4. Burası 4 ise o halde şu AG 8'dir. BCX nedir diye de bir soru sormuş bize dostlar. 4 kök 5 var, 4 var, 8 var. BCX nedir diye bir soru soruyor. Evet, bu kadar. Verilenler bu kadar dostlarım. Şimdi bu nasıl üçgendi? Ağırlık merkezi G noktası olan, başka da böyle bir ekstra bir şey bilgi yok. Tamam, şuradan çözmeye çalışalım soruyu. Şimdi G ağırlık merkezi ise bunu şuradan aşağıya doğru indirdiğimde dostum, şurası da 90 derecedir ve 8 ise açıya yakın kısmı yarısı olacak 4. Şurada bir dik üçgen, hatta ikizkenar dik üçgen çıktı. Şurası oldu 4 kök 2. Peki bu G'den geçtiğine göre kesinlikle kenar ortaydır. Burayı 2'ye bölecek, oldu burası da 4 kök 2. Cevabım çıktı toplam x 8 kök 2 geldi dostlarım. Sorunun cevabı Adana'dan geldi. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin.